Yoksulluk, fırsat eşitliğini ortadan kaldıran bir kavram. Sosyal adaleti ortadan kaldıran bir durum. Çünkü eğitime erişimin bulunmadığı, okula dahi erişimin bulunmadığı, hele bu pandemi sürecinde evden, Zoom üzerinden ya da internet üzerinden, bilgisayar üzerinden eğitim, EBA'yla eğitim yapıldığı bir dönemde, tam 2 yılda, evlerde internet olmadığı için, çocukların tableti ya da bilgisayarı bulunmadığı için, sadece annesinin ya da babasının cep telefonundan, evde 3 çocuk varsa sadece ikisinin girebildiği bir dönemi geçirdik. Ve tam 24 aydır 79 ili gezmişim, ilçe ilçe, dükkan dükkan. Oralarda karşılaştığım küçücük çocukların ve onların annelerinin bana verdiği bilgilerden ortaya çıkan gerçeklik şu. Onun için iyi ki biz 31 Mart'ta Millet İttifakı'nı canlandırmışız. 2 parti olarak belediye seçimlerine girmişiz. İyi ki ilçe ve büyükşehir il belediyelerini kazanma imkanı bulmuşuz. İyi ki onlar eliyle bazı acıların hizmet yoluyla son bulmasına vesile olmuşuz. Onun için buradaki hem Cumhuriyet Halk Partili hem İyi Partili hem de benim geçmişte seçim bölgemdi bu bölge. Bu bölgeyi temsilen burada bulunan, aralarında evlat kabul ettiğim muhtarların da bulunduğu muhtarlarımızın huzurunda şunu söylemek isterim. Bir siyasi başarının ötesinde bu 31 Mart'taki el ele tutuşup belediyelerle ilgili yapılan çalışmanın sonuçlarının Türkiye'de o derin yoksullukla mücadele eden ailelerin, artı o ailelerin çocuklarının yaşadıkları fırsat eşitsizliğini gideren bir tutum olması da çok hayırlı bir iş oldu. Şimdi kreş deyip geçmemek lazım. O kreşle birlikte o ailelere, yani siz de bir kamu kuruluşusunuz bir tarafıyla, milleti temsil eden, milletin seçtiği ama sonuçta bir yanınızla da kamu kuruluşusunuz. Dolayısıyla orada, yani o 79 ilde gördüğüm ilçe belediyeleri, eğer üzülerek söylüyorum, AK Partililer tarafından, AK Partili insanlar tarafından kazanılmışsa, o ilçelerde zenginler oluşmuş ama ne zenginler? Onlar sadece belediye eliyle oluşmuş. Onlar sadece AK Partili ama geri kalan o ilçelerin kahir ekseriyeti fukara, o fukaralar da her partili. Dolayısıyla fukaralığı yenmenin yolu da bu hizmetler. O gencecik küçücük çocuklara fırsat eşitliğini sağlayan, sosyal adaleti sağlayan, gıdası olmazsa, İyi beslenemezse zekası gelişmiyor çocukların. Ve 13, 14, 15 yaşında olup, yaşını 11 zannedip sorduğum çocukların bu yaşlarda çıktığı ve sarıldığım zaman kemiklerinin elime geldiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bunların her biri, bu yaptığınız hizmetlerin her biri, belediyelerimizin yaptığı hizmetlerin her biri aynı zamanda da birer örnek alınması gereken hizmet biçimi. Onun için bu çalışmaların çoğalmasını diliyorum. Elbette, yani o fukaralar, her partili zenginler o ilçelerde olmuş, AK Partili, çünkü onlar eliyle zenginleştirilmişler dedim. Milletin oylarıyla seçilip, milletin vergileriyle bu ücretleri, bu imkanları, bütün haksızlıklara rağmen milletin parası bu. Onlarla sağlandığı için
Milletin parasını elinizle, sizin aracılığınızla, sizlerin aracılığıyla millete hizmet olarak dönmesinin örnek, yani bunun neye tekabül ettiğini gerçekten anlatmam mümkün değil. Hiçbirinize anlatmam mümkün değil. Keşke benim yaşadıklarımı yaşayabilseydiniz. Yani şu kadar bir çocuk, 15 yaşındayım diyor. Sarılıyorsunuz kemikleri. Soruyorum, oğlum kaçtasın? İşte diyor ki ortaokuldayım. Tabletim var mı? Yok. Evde cep telefonu var mı? Babam vardı, kırıldı. Peki internet var mı? Yok başkanım. Veya yok. Şimdi peki ne oldu? Diyor ki belediye dağıttı. Arkadaşımın vardı. Ya kocaman bir terlik asılı. Boş zamanlarında zaten boş. Ayakkabı boyacılığı yapan bir çocuktan bahsediyorum. Bunun gibi binlercesinden bahsediyorum. Bu İstanbul'da da var. Anadolu'nun her yerinde var. Ve arkadaşıma verdi diyor, elinde böyle yapıyor. Arkadaşıma verdi. Benim diyor dayım yoktu. Bana vermedi. Bu, yani buna uygun bir kelime bulamıyorum. Yeteri kadar dertleriniz var. Başınıza bir de ben dert olmayayım. Ama uygun bir kelime bulamadım. İşte sosyal belediyecilik anlayışının bir tezahürü. Son bir söz olarak ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için 2004-2005 yıllarındaydı. Porto Alegre şehrinde küresel karşıtlarının, küreselliğe karşı olanların yaptığı toplantılar olurdu. O toplantıların en sonunda, takip ettiğim o toplantıların en sonunda şu tartışılmıştı. Bir şeyi daha engelleyeceksiniz, onun için anlatıyorum. Küresel köleler, küresel efendiler, küreselleşmenin sonuçlarındaki çıktılar. Ulusal efendiler, ulusal köleler. Bu sadece para da değil, bakıyorsunuz fırsat eşitliğiyle de alakalı, eğitim. Fırsat eşitliğini sağlayan bir başka şey de eğitim. Şu sıraya, yani her birinize ben de dahil baktığım zaman o fırsat eşitliği, Yaşar Okuyan'ı da görüyorum sevgili abimi. Her birimiz o eğitimin bize sağladığı fırsat eşitliğinin sonuçlarıyız. Siz bir öğretmenin kızısınız değil mi? Ben de bir ortaokul mezunu, bir devlet memurunun kızıyım. Sizin babanızı bilmiyorum, muhtemelen aynıdır. Bilge Hoca var, Bilge Yılmaz. Babası öğretmen, annesi öğretmen. Dünyanın en iyi finansçılarından olmuş. Hep devlet okullarında okuma. Ben de aynı, sizler de aynı. Sayın Kılıçdaroğlu, değerli genel başkanım da aynı benim gibi bir babanın çocuğu. Şimdi o beğenmedikleri cumhuriyetin bize bahşettiği fırsat eşitliğinden bahsediyorum. Okullar kanalıyla, eğitimler, öğretmenler kanalıyla. Şimdi onun üzerine ben bir deney yaptırdım. Serde öğretmenlik var ya, aynı apartmanda, aynı gelir seviyesinde 3 çocuğa, ilkokul 4. sınıfta 3 çocuğa fen bilgisi öğretmeni, fen bilgisi dersinde pardon, kalbin çalışmasına dair bir ödev verilmesini sağladım. Öğrencinin birisi bunu internet üzerinden yaptı. 22 dakika sürdü. Geri kalan zamanını kendini yetiştirmeye, işte bu kreşi öyle düşünün, annelere yönelik bir düşünün. İşte ne bileyim ben, spor yapmaya, lisan öğrenmeye o zamanı kullandığını varsayın. Müthiş bir gelişme. Evde ansiklopedi üzerinden o ödevi yaptılar. O 2,5 saat sürdü. Kalan zaman azaldı. Evde her ikisi de yok. Bilgisayar yok, internet yok ve ansiklopedi de yok. O çocuk da kütüphaneye gitti. Yarım günü gitti. 22 dakika, 2,5 saat, yarım gün. İşte ulusal köleler ve ulusal efendiler. Siz ulusal köleliğin önüne geçecek bir iş görüyorsunuz. Bunların sayısının artmasını diliyorum. Şimdi Kemal Bey ile birlikte bu sayıların artıp artmadığını da birlikte kontrol edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın hiçbirimizi. Bu çalışmalar, şimdi azıcık sinir bozayım son söz olarak, bu çalışmalar
milletimizin bizlere yani siyasi cenahta Millet İttifakı'na yönelik oluşturulmaya çalışılan ön yargıları yıkacak, o vatandaşa dokunan, söz değil eylemle, tutumla, ah işte bu yapılıyor, böyleymiş bu insanlar, bu siyasi yapılar dedirten bu çalışmaların neticesinde de ben kalpten inanıyorum 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Saygılar sunuyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, böyle güzel buluşmalarda, meydanlarda özellikle buluşunca bir slogan duyuyoruz. Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu. Bugün sadece gençlerin değil, çocukların, mini mini yavruların da umudu olarak aramızda bayanlar baylar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Bir anne olarak çocuğun eğitimini ve kreşin önemini çok güzel anlattınız. Benim yapacağım katkı şu: bir toplumu, bir aileyi, bir kitleyi, bir grubu yücelten temel faktör eğitim. Bir toplum eğitimli olduğu süre içinde başarılı olur, büyük başarılara imza atar. Sadece okuma yazma açısından değil, kültürel hayattan tutun, sosyolojik hayatın bütün aşamalarında başarılı olur. Eğitimin başarısının öznesi öğretmen. O nedenle öğretmenle öğrenciyi buluşturmak aslında bir anlamda Ferhat ile Şirin'i buluşturmaya benzer. Çocuklar kreşe başlayacaklar. Burada okumayı yazmayı olmasa bile harfleri öğrenecekler. Burada beraber şarkı söylemeyi öğrenecekler. Burada masal anlatmayı öğrenecekler. Burada beraber uyumayı öğrenecekler. Beraber yaramazlık yapmayı öğrenecekler. Parkta oturacaklar, konuşacaklar ve şakalaşacaklar. Burada şiirler, şarkılar öğrenecekler. Çocuk akşam eve gittiği zaman annesine ve babasına o şarkıyı ve o şiiri söyleyecek. Hatta komşuları geldiği zaman annesi çocuğuna, oğlum kızım kalk şu şiiri bir oku bakayım diyecektir. Şu şarkıyı söyle diyecektir. Dolayısıyla eğitim hayatımızın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Ama eğitim konusunda biz iyi bir sınav verdik mi? Biz derken iktidar iyi bir sınav verdi mi? Hayır, iyi bir sınav vermedik. 4+4+4 sistemi geldi Sayın Genel Başkanım. Kalkınma planlarında yok. Milli eğitim şuralarında görüşülmemiş. Bakanlar kurulunda görüşülmemiş. Milli Eğitim Bakanlığı'nın haberi yok. 5 milletvekili kanun teklifi veriyor. Hiçbirisi eğitimci değil. Ve biz milyonlarca çocuğumuzu denek olarak kullandık. Sonra hatalı olduğunu fark ettik. Onu dönüştürmeye, eksikliklerini gidermeye çalıştık. Ama bir kuşağı yok ettik. Ve başka temel bir sorunumuz daha var. Bizim evlatlarımız, bu ülkenin evlatları, gencecik pırıl pırıl evlatlarımız acaba yurt dışına gidersem daha iyi yaşar mıyım diye bir arayış içinde. İktidar sahiplerinin bunu düşünmesi lazım. Neden bu evlatlarımız kendi ülkelerinde çalışıp, alın teri döküp, kazanarak, istedikleri gibi tweet atarak, özgürlük içinde Türkiye'de yaşamıyorlar da veya yaşatamıyoruz da neden yurt dışına gitmeyi istiyorlar? Bunun üzerinde de iktidar sahiplerinin durduğunu düşünmüyorum. Ama şundan eminim. Sayın Genel Başkanım da ifade etti. 13. Cumhurbaşkanlığı Millet İttifakı seçtikten ve o koltuğa oturduktan sonra 6 ay içinde Türkiye'nin bütün çarkları dönecek. 6 ay içinde bu ülkeye özgürlük gelecek. 6 ay içinde bu ülkeye huzur gelecek. 6 ay bu ülkede hep beraber şöyle düşüneceğiz. Ya bir kabustan mı uyandık diyeceğiz. Evet, bir kabustan uyanacak Türkiye. Birbirimize farklı gözlerle bakmayacağız.
Hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin yaşam tarzını, hiç kimsenin inancını sorgulamayacağız. Bakacağız onun çocuğu kreşe gidiyor mu, gitmiyor mu? Böyle bir imkanı var mı, yok mu? Yoksa onu yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız hatırlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek kreşi bile yokmuş. Bir tek kreşi bile. 16 milyonluk bir kenti yönetiyorsunuz. 16 milyonluk. Bir kreşiniz bile yok. Ama hedef koydu Sayın Başkanımız. Kreş sayısını 150'ye çıkaracağız. Bugün 30'unun temelini atıyoruz. Katkıda bulunan çok sayıda iş dünyasının saygıdeğer insanları varsa onlara da buradan gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir duvarı yapmak için tuğlayı tuğla üstüne koymaya benzer. Dolayısıyla ne kadar çok kreşimiz olursa fırsat eşitliğini o kadar iyi yakalayabiliriz. Ne kadar çok kreşimiz olursa çocuk evden anne huzur içinde çocuğunu getirip kreşe teslim edecektir. Beslenmesi olacaktır, öğretmeni olacaktır, şarkısı olacaktır, türküsü olacaktır. Anne huzur içinde sokağa çıkabilecektir, taziyeye gidebilecektir, düğüne gidebilecektir, komşuya gezmeye gidecektir. Dolayısıyla ve şunu asla düşünmeyecektir. Acaba çocuğum rahat mı diye. O da bilecek ki çocuğumu kreşe bıraktığım andan itibaren ben çok rahatım. Çocuğumun karnı doyuyor. Öğretmenler öğle saatlerinde uyutuyor. Uyandıktan sonra arkadaşlarıyla oturuyor, konuşuyor, geziyor, eğleniyor diye. Böyle bir avantajı sağlayacaksınız. Bu avantajı sağlayan bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Bir şey söyledim Sayın Genel Başkanım. Pozitif ayrımcılığı düşük gerili olan bölgelerden başlayacaksınız diye. Bu törenin, bu temel atma töreninin özellikle Bağcılar'da olması benim açımdan da sanıyorum Sayın Genel Başkanımız açısından da son derece değerlidir. Burada kişi başına gelirin düşük olduğunu biliyoruz. Yeşil alanın çok az olduğunu biliyoruz. Ama burada kreş açmak, buradaki anneleri en azından rahatlatmak, bir aşamada olsa rahatmak çok ama çok değerli. Bu açıdan yürekten kutluyorum. Efendim hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum efendim. Sayın Genel Başkanımızı dinledik. Şimdi sahnemizde butona basarak kreşlerimizin toplu temel atmasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Lütfen buyurun efendim. Efendim bu anlamlı temel atma törenine aramızda bulunan kıymetli bağışçılarımızı da lütfen davet ediyoruz. Gönül dolusu alkışlarımızla sayın bağışçılarımızı da sahnemize alıyoruz. Lütfen buyurun efendim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Bu şehrin çocukları eşit olacak diye çıktığımız bu güzel yolda bugün 30 kreşimizin toplu temel atma törenini böylece sona erdiriyoruz. Hayırlı olsun dualarımız eşliğinde 150 kreş hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Saygıdeğer genel başkanlarımızı ve tüm katılımcılarımızı saygıyla selamlıyoruz efendim. Hoşça kalın.